Elazığ'da operasyon uçuşlarına başlamasıyla ilgili olarak bir demo ve yetenek gösterim faaliyetine katılmaktı. Sayın Bakan Yardımcımızın, Valimizin ve beraberindeki heyetin huzurunda bu görev uçuşlarını gerçekleştirdik. Anka İnsan Savar Aracı orta irtifa uzun havada kalışlı insan savar aracı sınıfında Türkiye'de tek insansız ve ilk insan savar aracıdır. Kendisi 30 bin feet itibariye çıkabilmekte, 24 saat havada kalabilmekte, 200 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir. Bu yetenekleriyle dünyada 4 ya da 5 ülkenin gerçekleştirebildiği bir teknolojik yeteneğin ülkemize kazandırılması sağlanmıştır. TUSAŞ'ta gerçekleştirilen tasarım ve geliştirme çalışmalarıyla %100 milli bir tasarım süreci yapılarak ürünümüzün geliştirilmesi sağlanmıştır. Savarıcımız maksimum 1750 kilogram kalkış ağırlığıyla kalkış gerçekleştirebilmekte, 200 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir. Üzerinde bulundurduğu gece ve gündüz kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçümüyle her türlü hava şartında, gece koşullarında size keşif ve gözetleme verisi sağlamaktadır. Burada uçmaya başlayan hava aracımız üzerinde telsiz rölesi bulunarak haberleşme desteğini yerde bulunan birliklere sağlamaktadır. Sistemimizin 17,5 metre kanat açıklığı bulunmaktadır. 8 metre uzunluğu olan sistemimizde tamamen otomatik iniş ve kalkış sistemi bulunmakta. Yedekte bulunan bilgisayar ve uçuş yönetim vasıtasıyla da emniyetli bir uçuşun yapılması sağlanmaktadır. Bugün Elazığ açısından da, ülkemiz açısından da önemli bir gün. Onu ifade etmek lazım. Çok kıymetli misafirlerimiz var, milletvekili arkadaşlarımız burada. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürümüz, eski kolordu komutanımız Orhan Akbaş Paşa, TUSAŞ'ın Genel Müdürü, Habelsan'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Roketsan'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve yine Habelsan'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili paşalarımız, çok kıymetli arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımızla birlikteyiz bugün. Ve demin de gördüğünüz gibi ülke için özellikle iş güvenlik açısından, terörle mücadele açısından, ulusal güvenlik açısından da çok çok kıymetli olan İnsansız hava aracı Anka'mızın, ki milli gururumuz ve onurumuz, onun görev uçuşunu, test uçuşunu başarıyla tamamlandığını görmekten de büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Emek veren herkes, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanımıza, Savunma Sanayi Müsteşarlığımıza, paşalarımıza, Yönetim Kurulu Başkanlarımıza, Genel Müdürlerimize, TAY Başkanımıza, TUSAŞ Başkanımıza, ekibine, emek veren, mesai veren bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Milletimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Bugün çok kıymetli bir gün. İnşallah tabii temennimiz bugün burada gördüğümüz manzaranın daha ileri noktalara taşınması, kendini daha fazla geliştirmesi. Anka uçağının, insansız hava aracının özelliği şu: tasarımını ve gelişimini tamamıyla TUSAŞ'ın yaptığı çok özel bir projeden bahsediyoruz. Ve bugün Anka görev uçuşunu, test uçuşunu çok büyük başarıyla tamamladı. Bu şu anlama geliyor: bugün Türkiye'miz, bu büyük ve güçlü ülke, insansız hava aracı alanında sınıf atlamıştır. Öyle kabul etmek ve değerlendirmek lazım. Ama çok daha fazla çaba göstermek ve çok daha fazla çalışmak gibi bir zorunluluğumuz var, mükellefiyetimiz var. Dileriz ve ümit ederiz ki inşallah bugün
görevini başarıyla tamamlayan ANKA kısa zamanda kendini daha fazla geliştirsin. Ülkenin güvenliği açısından, iç güvenlik, ulusal güvenlik açısından hizmeti daha fazla yapıyor olsun. Buna olan inancımızı ifade etmek istiyorum. Yeniden emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkürüm. Pilot kardeşlerimizi demin tebrik ettik. Teknik tarafı kutluyoruz. Türkiye göreceksiniz. Büyük ve güçlü ülke olarak bu konuda sıkıntılarını kısa zamanda aşacak ve hak ettiğimiz noktaya ulaşacaktır. Emek veren herkesi tekrar tebrik ediyorum. Başarılarını devam ediyorum. Çok sağ olun. ANKA insansız hava aracı burada konuşlandırıldı. Konuşlandığı noktalardan biri burası. Çünkü Elazığ konum itibariyle, bölge itibariyle de özellik arz eden bir yer. Dolayısıyla da hem stratejik konum itibariyle de önemli. Genelkurmay Silahlı Kuvvetleri'nin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Kolordu Komutanlığı'nın isteği ve talepleriyle ilgili olarak böyle bir süreç başlamıştır. Tabii bu süreç daha bir süreç olarak görmek lazım, öyle ifade edeyim. Ardından diğer merasimler tamamlanacak. Ve belki buradan şunu söylemek lazım. İnşallah arzumuz şu, ülke ve millet açısından, şehrin de ülkenin de geleceği açısından, ekonomik kalkınması açısından bunların katma değer üreten önemli aşamalar olmasını ümit ve temenni ederiz. Söyleyeyim. Komuta merkezi diyebilir miyiz efendim? Öyle demek, değerlendirmek benim söyleyebileceğim bir şey değil. Onu paşalarımız ve teknik insanlar söyleyebilir. Ama burada bugün yapılan işin çok önemli bir iş olduğunu zaten birlikte müşahede ettik ve gördük. Devamı gelsin. Çok daha iyi şeyler yapalım. Buradaki temel yaklaşımımız şu. Hem savunma sanayi açısından hem harp sanayi açısından yerli ve milli oranın neredeyse %100'e ulaştığı bir noktaya ulaşmak istiyoruz. Bütün çabamız ve hedefimiz o. Yani dışa terörle, bağımlı olmadan terörle mücadele noktasında kararlı olduğumuz zaten bunu yeniden ifade edelim, söylemeye gerek yok. Şu anda terörle mücadele gibi çok kritik bir iş yapıyoruz, baş başayız. Son terörist bu ülke topraklarını terk edince ve bütün silahlarından arındırılıncaya kadar mücadelemiz kararlı olarak devam edecek. Bütün bu işlerde savunma sanayinin bu unsurları da bu mücadelemize güç verecek, destek verecek ve katkı sağlayacaktır. Ama demin ifade ettiğim gibi hiçbir konuda dışa bağımlı kalmadan kendi öz kaynaklarımıza yerlilik ve millilik esas üzerinden bu projeleri hayata geçirip tamamlamak arzu ediyoruz. Altın sarsıcı sistem, geçtirmesi yapılan bir sistem, keşif gözetleme amacıyla geliştirilmiş durumda.